Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Türkiye, insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarıyla dünyada ön plana çıkarken, savunmadaki ilerlemeler dünya basının dikkatini çekiyor. Türk savunma sanayinin gelişimini gören Alman basını, Türkiye'nin askeri güçteki şaşırtıcı yükselişi başlıklı bir haber yayınladı. Haberde, Türkiye'nin iddialı bir şekilde yeniden silahlanma planıyla hareket ettiğinden bahsediyorlar. Türk-Alman savunma işbirliğinin iyi gitmediğini de haberlerine ekliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah ithalatı yerine güçlü bir savunma ekosistemi inşa edilmek istediğini ve bu kapsamda insansız hava araçları, tanklar, sava uçakları, obüsler ve savaş gemilerinin üretimine odaklanıldığını söylüyorlar. Yakın zamanda Türk obüsü Fırtına 2'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğini de haberlerine ekliyorlar. Gelin Almanların bahsettiği Fırtına 2 obüsünü anlatalım. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş destek otomasyon sistemi içindeki en önemli silah sistemlerinden olan Fırtına obüsü, Türk topçusunun ateş gücünü büyük ölçüde artırmaktadır. T-155 Fırtına obüsü yeni nesil atış kontrol sistemi, Fırtına obüsünün intikal, mevzilenme, atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve diğer ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonu sağlayan bir sistemdir. Atış kontrol sistemi, ses veya veri haberleşmesi yoluyla gönderilen bir ateş emrinin obüs üzerinde alınmasından, merminin namluyu terk etmesine kadar geçen süre zarfındaki işlemleri gerçekleştiren birimlerinden oluşmaktadır. Fırtına obüsleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındığı günden itibaren aldığı birçok görevi başarıyla gerçekleştirmiştir. Gelecek dönemde de muharebe sahasındaki ve teknolojik alandaki gelişmelere uygun olarak yeni nesil atış kontrol sistemi tasarlanmıştır. T-155 Fırtına 2, T-155 Fırtına obüsünün en güncel versiyonu olarak geliştirilmiştir. Saç kesimleriyle kule çalışması başlatılan Fırtına 2, birçok yeni özelliğiyle karşımıza çıkmaktadır. Fırtına 2'nin kule ve namlu yönlendirme sistemi tamamen elektrikli ve servo kontrollü hale getirilirken birçok yenilenmiş elektronik birim de eklenmiştir. Atış isabeti ve atış hızı iyileştirilen Fırtına 2'ye bu amaçlarla barut koşullandırma birimi eklenirken yüklenmesi de otomatik hale getirilmiştir. Obüsün yakın mesafeden karşılaşabileceği tehditler içinse sisteme uzaktan kumandalı silah sistemi SARP entegre edilmiştir. Aselsan, Fırtına 2'de kullanılacak 40 kilometre menzilli T-155 Fırtına Obüs Atış Kontrol Sistemi için sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Gelin T-155 Fırtına'yı da anlatalım. T-155 Fırtına, Türkiye tarafından üretilen kundağı motorlu topçu sistemine sahip bir obüstür. Üzerine monte edilmiş 12 adet hidropneumatik süspansiyon ünitesi ve tekerlerinden oluşan gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde engebeli arazi dahil her türlü arazide rahatça harekat icra edebilmektedir. Güç ağırlık oranı 21 beygir ton olan Fırtına'nın harekatlarını uzun süreli destekleyebilir. Adobe 2000 sistemine sayısal olarak entegre edilmiş olan Fırtına, sahip olduğu Aselsan ürünü 9600 serisi frekans atlamalı sayısal telsizler vasıtasıyla emniyetli, güvenilir, esnek, mobil, süratli, beka kabiliyeti yüksek, elektronik harp korumalı etkin bir ses ve veri haberleşmesinin tesisine ve atış esaslarının süratle takibine imkan tanımaktadır. Obüsteki muharebe sistemleri, Fırtına Atış Kontrol Sistemi'nin hesapladığı atış komutlarını alma ve gönderme yeteneğine sahiptir. Fırtına hareket halindeyken 30 saniye içinde atış görevine hazır olabilmekte ve ilk 15 saniye içinde ani atış olmak üzere 8 atımlık bir atış görevini 1 dakika içinde tamamlayabilmektedir. Obüs atış görevinin tamamlanmasına müteakip 30 saniye içinde mevzisini terk edebilmektedir. Obüs, sahip olduğu içeriden komut edilebilen otomatik namlu yol kilit sistemi vasıtasıyla kısa sürede mevzi değiştirebilmekte ve böylece düşmanın karşı atışına maruz kalma riskini en az seviyeye indirmektedir. 155 mm M44T ve M52T kundağı motorlu obüs modernizasyon programından alınan dersler ışığında Türk Kara Kuvvetleri Topçu Birliklerinin taktik ve teknik kullanım konseptleri ve geleceğin muharebe sahası ateş destek ihtiyaçları dikkate alınarak 1995 yılında T-155 Fırtına Modern Obüs Geliştirme Programı'na başlanmıştır. Program kapsamında tasarım ve prototip üretim çalışmalarına
Kara Kuvvetleri Teknik ve Proje Yönetim Daire Başkanlığı, Silah ve Mühimmat Şube Müdürlüğü Proje Yönetiminde 1995 yılında başlanan ve azami menzili 30 kilometre olan 155 mm 39 kalibre namluya sahip ilk prototip 1997 yılında üretilmiş. Ancak daha uzun menzil ihtiyacı neticesinde yeni obüsün 155-52 kalibre silah sistemine sahip olması kararlaştırılmıştır. Kara kuvvetlere ihtiyacına yönelik olarak 40 kilometre menzilli 155 mm 52 kalibre silah sistemine sahip ikinci prototip obüsün üretimine 2000 yılı içerisinde başlanılmıştır. Obüsün gövde, kule tasarımları ve analizleri modern tasarım programları kullanılarak tamamen bilgisayar ortamında yapılmıştır. Prototip obüsün gövde, kule ve süspansiyon sisteminin üretimi Eylül 2000'de, yurt dışından tedarik edilen komponentlerin entegrasyonu ise Aralık 2000'de tamamlanmıştır. Prototip üretim çalışmaları sırasında Türkiye, yeni obüste Almanya üretimi PZ-2000 obüsün alt sistemlerini kullanmayı planlamış. Ancak Alman Federal Güvenlik Konseyi'nin PZH-2000 obüsünün alt sistemlerinin satışına yönelik ihracat lisansını onaylamaması üzerine söz konusu sistemler, Güney Koreli Samsung Techwin şirketinden tedarik edilmiştir. Prototip obüs, tek top tek batarya konseptine uygun olarak at ve gözle prensibine göre tasarlanmıştır. Temmuz 2001'de bazı ağız sistemlerin tedarikine yönelik olarak Güney Kore ile Türkiye arasında bir kontrat imzalanmıştır. Halihazırda güç paketi dışında kalan tüm ağız sistemler Türkiye'de üretilmektedir diyelim. Ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücü ne kadar artarsa Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi yargı faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.